Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Karayılan. Bugün sizlere kısa katlı saç kesimi nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatacağım. Saç kesimi yapmadan önce saç kesiminin temel ayrımlarını oluşturacağız. Bu temel ayrımlar ile bir sonraki saç kesimimizde yine aynı modelimiz, aynı saç kesimini istediğinde yine aynı modeli kesebilmeyi imkanını bize sunuyor. Burada ilk temel ayrımı olarak alnın tam ortasından geriye doğru ayırmış olduğumuz düz hat çizgisini profil ayrımı, yani ilk temel ayrımımız profil ayrımı oluşturmak. Burada profil ayrımımızı oluşturduktan sonra alt nalı ayrımı, yani U ayrımda dediğimiz bir ayrım olarak bir ayrım oluşturacağız. Bunda profil ayrımı oluşturduktan sonra tarağın ucundan tepe noktasında dokundurup sırtının değdiği noktadan saç bölümünü ayırdığımız bölüme burada alt nalı ayrımı, yani U ayrım dediğimiz ayrımı oluşturuyoruz. Bu alt nalı ayrımı saçı iki ana bölüme ayırıyor. Üst kısmı ve alt kısmı olmak üzere. Saçı iki ana bölüme ayırıyor. Alt kısmındaki hem saçın boyunu hem de katlandırma işlemini başladığımız bölüm. Burada saçın alt kısmındaki katlandırma uygulamasını yaptığımız ve saçın boyunu belirlemiş olduğumuz alt kısmını ayırmış olduk. Burada yine profil ayrımından devam ediyoruz ve alt kısmında ayırma işlemini yapıyoruz. Alt kısmında da yine iki adım bölüm ayırıyoruz oradan. Burada yine iki ana bölümde ayırıp alt kısmında saçın temelini buradan alt kısmından saçın ense kısmındaki ense boylarını belirleyeceğiz. Yani buradan saçımızı kılavuz olarak belirleyip bu kılavuz itibarıyla saçın diğer bölümlerini katlandırma işlemi uygulayacağız. Burada ense kısmındaki ayırmış olduğumuz bölüm saçın kısa, yani saçın boyunu belirlemiş olacağız. Burada 90 derecelik saçın çıkış yönüne doğru 90 derecelik açılarla keskin hat kesim tekniği uyguladığımız bir saç kesim tekniği ile gördüğünüz gibi dikey ayrımlar uygulayarak saç kesimine başlıyorum. Burada orta kısmından başladığım ve yine dilim dilim dikey ayrımlarla ense kısmından 90 derecelik açılarla saç kesime devam ediyorum. Burada orta kısmını belirledim. Sonra iki ana bölüm, iki dikey ayrım uygulayıp kestim. Sol taraf iki dikey ayrım, sağ taraf iki dikey ayrım olarak ayrım yapıp 90 derecelik saçın çıkış yönüne uygun bir şekilde tarayıp kesiyorum. Burada 90 derecelik açılarla kestiğim için aşağı doğru taradığımızda saçın ense kısımları daha salaş ve daha geçişli oluyor. Burada isterseniz nokta kesim tekniği de uygulayabilirsiniz. İsterseniz keskin hat kesim tekniği uygulayabilirsiniz. Yani makasın ucuyla da kesebilirsiniz. Nokta kesim tekniği
ya da düz makas darbesiyle de kesebilirsiniz. Bu sizin kendi tercihiniz. Her iki saç kesim tekniğiyle de kesebilirsiniz. Ben burada keskin alt kesim tekniğiyle, yani düz makas darbesiyle kesiyorum. Yine düz makas darbesiyle kestim. Hani dikey ayrımlar kestim. Ve burada yine yatay aynı şekilde kontrol ediyorum. Burada saç kesimimizde ense kısımları kısa, üst kısımları daha uzun bir model. Kısa katlı entelerden tepe noktaları ona göre daha uzun ve hareketli bir saç tasarımı. Burada kullanmış olduğum makas 7 numara makas kullanıyorum. Sizler de videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak isterseniz videom YouTube Serkan Kayılan Kuaför YouTube kanalımın katıl bölümünü aktif ettim. Burada aylık olarak belirli bir ücret ödeyerek kanalıma destek olabilirsiniz. Bunlar sizin tercihinizdir. Buradan size bu konuyu önermek istiyorum. Gördüğünüz gibi nokta kesim tekniğiyle burada saçın kısaltmış olduğum bölümleri yumuşatıyorum, geçişini sağlıyorum. Çünkü kısaltırken keskin alt kesim tekniği, yani düz makas darbesiyle kestim. Bu kesmiş olduğum sert görünüm olmaması için nokta kesim tekniğiyle de bu alanı yumuşatıyorum. Burada yine bir yatay ayrım uyguladım. Kulak hizası bölümünden. Burada yine dikey ayrımları uygulayarak, gördüğünüz gibi saçın çıkış yönüne göre dikey ayrımlar uyguladım. Ve burada nokta kesim tekniğiyle saçı parmak boyunda kısaltıyorum. Yine yan tarafına yine dikey ayrımlar uyguluyorum. Bu tarz dikey ayrımlar kestiğiniz zaman böyle hem kısa ve salaş bir şekilde düşüyor. Sivri sivri uç kısımları. Burada alt kısımdaki kesmiş olduğum saç noktasını kılavuz olarak alarak yine bu aynı boyda nokta kesim tekniğiyle kesiyorum.
Enseyi kestim. Sol tarafı kestim. Şimdi sağ tarafı kesiyorum. Burada kısalık olarak parmağımın kalınlığı kadar bir kısalık oluyor. Yani parmağımı saç derisine değdiriyorum. Bu boydaki, yani parmağım genişliğindeki boy kadar kısa bir tasarım oluşturduğum için bu kısmı nokta kesim tekniğiyle kesiyorum. Sağ tarafı ve sol tarafı kestim. Yani kesiyorum kısalıkta. Enseyi kestim. Sol tarafı kestim ve sağ tarafı kestim. Burada arka kısımda iki ana bölüm ayırmıştım. Orayı kesmedim ve tepe noktasını kesmedim. Yanları kestikten sonra arka kısımları ona göre katlandırıp ense kısmından biraz daha uzun ve katlı bir şekilde uygulayıp işlemeye devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi sol tarafı ve sağ tarafı da kestikten sonra ense kısmını kesmiştim. Şimdi tam kulak hizasının tepe kısmını, orta kısımları keseceğim. Yani ense kısmının üst kısmı. Ense kısmında kulak hizasının itibariyle ayrım yapmıştık. Bu ense kısmını kestik ve şimdi burada alt kısmında bir önceki kesmiş olduğumuz saç noktasından yine geriye doğru yatay ayrımlar uygulayarak bir öncekisi kesmiş olduğum saç noktasını görüyorum ve kesiyorum. Burada yatay ayrımlar uyguluyorum ve bu ilk kesmiş olduğum saç noktasını kendime doğru tarayarak keskin alt kesim tekniğiyle kesiyorum. Sağ tarafı doğru tarıyorum ortaya kadar. Şimdi sol tarafa geçeceğim. Sol tarafı yine geriye doğru yatay ayrımlar, yani diagonal ayrımlar, çapraz ayrımlar uygulayarak kesiyorum. Görüyorsunuz. Alt taraftaki saç noktası, yani kılavuzumu görüyorum ve bu kılavuza uygun bir şekilde kesiyorum.
Sağ tarafı kestik. Şimdi sol tarafı da aynı şekilde. Bir önce kesmiş olduğumuz saç noktasını kılavuz olarak buna uygun bir şekilde saç kesim işlemimize devam ediyoruz. İki tarafı kestikten sonra şimdi orta kısmından bir yatay dikey ayrım uygulayıp bu dikey ayrımı uyguladıktan sonra saçın çıkış yönüne doğru tarıyorum ve alt kısımdaki saç boyunu kılavuz olarak bu saç boyuna uygun bir şekilde gördüğünüz gibi saç boyuna uygun bir şekilde keskin at kesim tekniğiyle kesiyorum. Burada saçın çıkış yönüne göre 90 derecelik bir açı oluyor. Bu açıyı uyguladıktan sonra dikey ayrımlarla alt kısımdaki saç boyuyla eşitleyerek kesiyorum. İşlemimize devam ediyoruz. Burada alt kısmındaki saç boyuna uygun bir şekilde yine 90 derecelik saçın çıkış yönüne doğru dikey ayrımlarla ayırmış olduğumuz saç bölümlerini yine tarayarak saçın çıkış yönüne göre tarıyorum. Ve alt kısmındaki saç boyunu kılavuz olarak aynı boyda kesiyorum. Bu ayırmış olduğumuz alt kısım üst kısma göre biraz daha kısa bir ve katlı bir saç tasarımı. Üst tarafı buna göre biraz daha uzun bir tasarım olacak. Şimdi tepe bölümüne geldim. Buradan tepe bölümünü keserken yine kulak hizası tarafından bir taç ayrımı uyguluyorum. Taç ayrımı yani kulak sağ kulaktan diğer sol kulağa kadar yine o çerçeve hizasından saçın ön kısmıyla arka kısmına ayırdığımız gördüğünüz gibi bölüme taç ayrımı diyoruz. Taç ayrımı oluşturduktan sonra yine dikey ayrımlar uygulayarak burada alt kısımdaki saç boyunu kılavuz olarak buna uygun bir şekilde kısaltmadan sadece uç kısımlarını gördüğünüz gibi alıyorum geriye doğru. Burada daha uzun olması için burada 45 derecelik bir açı uyguladık. Alt kısımları 90 derece, tepe kısımları 45 derece açılarla
kısadan uzuna doğru bir kesim tasarımı oluyor. Bunlar üst kısımları biraz daha uzun, alt kısımları kısa. Ön tarafa geldiğimizde gördüğünüz gibi çıkış yönü doğru 45 derecelik bir kesim açısı. Burada yine dilim ayrım olarak yıldız tekniği uygulayarak burada enseler kısa, üst kısımları da uzun, katlı saç tasarımı, kısa saç kesimi tasarımımız. Burada saç yapısına uygun bir şekilde tepe noktasındaki saç boyuyla uyumlu. Kısa katlı saç kesimi tasarımımız. Meydana geliyor gördüğünüz gibi. Burada yıldız tekniği uygulayarak alt kısımda üst kısımdaki saç geçişlerini uyguluyorum. Sizler de kısa saç kesimi yaptırmak isterseniz videomun açıklama kısmında sosyal medya adresleri mevcut. Buradan Instagram adresimden bana ulaşarak salonuma gelerek kısa saç kesimi yaptırabilirsiniz. Yani diğer kuaförlük hizmetleri konusunda da yaptırmak istediğiniz saç tasarımı varsa sizlere uyarlayabiliriz istediğiniz gibi. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak isterseniz Serkan Kayılan Kuaför YouTube kanalımın katıl bölümünü aktif ettim. Burada kanalıma destek olabilirsiniz. (Gülüyor)
Saç kesim hizmetimiz bitti. Fön çekme işlemimizi yaptık. Gördüğünüz gibi enseler kısa, üst tarafları uzun katlı bir saç tasarımı. Sizler de bu tarz kısa katlı, kısa saç kesimi yaptırmak isterseniz videomun açıklama kısmındaki sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak salonuma gelerek saç kesim hizmeti alabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve güzel günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.